Burası Silivri'nin göz bebeği. Yazın 3000 kişinin yaşadığı, hafta sonları gelen misafirleriyle birlikte en az 5000 kişiye ulaşan bir nüfuzun yaşadığı bölge. Silivri'de denize girilebilen, özel mülklerin olduğu ve yapımı bir yıldır devam eden Parkköy sahili. Daha evvel burada çok olumlu haberler yapıp Nisan'ın 15'inde bitecek diye söz verilen bir bölge. Buranın Nisan'ın 15'i geçti. Bırakın Nisan'ı, belki de yaz sonu bitebilecek. Tamam, bittikten sonra çok güzel arıtma tesisleri ve arıtma tesislerine gidecek olan yere dökülecek ve su biyolojik arıtmadan geçirilecek atık sular. Ancak yazın denize giren binlerce kişi bu sene maalesef denizden mahrum kalacak. İşte denizin son durumu. Birkaç ay sonra burada halk yazlıklarına gelecek. İşte ne kum var, ne denize girilebilecek bir yer var. Maalesef ya program hatası ya İSKİ'nin hatası. Tabii şu anda burada yoğun bir de koku var. Pis koku var. İşte derme çatma usullerle yapılmış, şu anda denize aktarılan hortumların bağlantı yerleri. İşte bu da yukarıda bir logardan gelen pis suyun, lağım suyunun aktığı yer. Lağım suyu buradan doğru denize gidiyor. Bakın, bu lağım suları aynı zamanda bir de şelale oluşturmuş. Herhalde deniz havasından bu sene faydalanamayacak olan yazlıkçılara şelale manzarasında çay için deniliyor. Bir kez daha tekrar ediyorum, bu akan şelale pis su, atık su. Bağlantı yapıldıktan sonra toplanma yeri, bu gördüğünüz yer. Ve açık vaziyette. Yani şu anda İSKİ'nin yapmış olduğu çalışma hem bitme tarihi açısından hem de burada denize girecek olan vatandaş açısından büyük sorun yaşayacaklar. Büyük sorun çıkartacak. İşte denize akıttıkları boru. Sahil zaten pis. Aslında bu kadar bu mevsimde pis olmaz ama işte denize akıtıldığı için böyle bir pislik mevcut. Bakın burada bir de bitmiş yerler var. Size oradan da bahsetmek istiyorum. Bir bölge var. Bu bölgede bağlantı yapılmış ve bitmiş.
İSKİ'ye göre bitmiş. Ancak biz böyle bir güzellikte bulunan deniz kenarı, kum ve ailelerin, gençlerin, çocukların denize girdiği bir yerde ilk defa baca tabir edilen bu ucubeleri gördük. Resmen ucube. Ve bunları İSKİ'ye sorduğumuzda böyle kalacağını söylediler. Evet. Gördüğünüz gibi bu bacalar böyle bırakılacak. Bırakıldığı zaman da çok kötü bir görünüşe kavuşacak. Bu bacalardan ileride iki tane daha var. Bunun yine altı kazıldı. 6 metre yerinde buralar. Ama maalesef gördüğünüz bacalara herhangi bir işlem yapılmadı. Ha, bu nerelerde görülüyor? Daha çok Anadolu'nun çok ücra köşelerinde belki böyle baca olabilir. Ama İstanbul'un göz bebeği Silivri'de. Silivri'nin de en güzel sahili olan Hakköy sahillerinde bu bacaların bu şekilde kalması gerçekten İSKİ'ye hiç yakışmıyor. İnşallah bu videomuzu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mimar Kadir Topbaşımız izler de buna bir çare bulur. Avrupa'da bu tip bacalar olmuyor mu? Oluyor. Ama o kadar güzel süslemelerle estetik bir halde yapılıyor ki vatandaşlar onu çoğu zaman görmüyor. Görse bile güzelliğine bakıp hayran kalıyorlar. İnşallah bizim ülkemizde de bu olur. İşte burası da Parkköy Gazinosu'ndan çekilen bir görüntü. Aslında bu işlerin uzamasının sebebi şu gördüğünüz borular sonradan geldi. Borular önce döşendi. Ancak döşenen borular, daha doğrusu künkler fazla olduğundan, ağırlıkları fazla olduğundan tekrar bu boru sistemine dönüldü. İşte çok merak ettiğiniz bir soru hemen yanıtlayalım. Parkköy'de bu sene denize girilecek mi? Bu görüntü Parkköy'de denize girilmesinin bu sene mümkün olmadığını gösteriyor. Yani eğer Mayıs sonuna kadar bitirilse bile, ki imkansız, bitirilse bile işte burada güneşlenen insanların şezlong koyacakları, sandalye koyacakları bir yer kalmamış. İşte akan pis su var. Gördüğünüz gibi Parkköy Gazinosu. Ve söylediğimiz yeni bir malzemeden yapılmış borular. Tabii baştan düşünülmemiş diğer konulan büyük künklerin burada randıman vermeyeceği. Sonradan düşünülmüş.
Evet. Biz videosunu yayınlıyoruz. Hakköy ve civarında oturan vatandaşlar da bu sene denize girip giremeyeceklerinin kararını versin.